Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışında sandıklar kapanmaya başladı. Oy verme işlemi ilk Avustralya'da başlamıştı. İlk orada sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışında oy kullanma işlemi sona yaklaşıyor. Sandıklar ilk Avustralya'da açılmıştı, ilk orada kapandı. Katılım beklenenin çok altında kaldı. Ülkede yaklaşık 40 bin Türk seçmen var ama yalnızca 4.225'i oy kullandı. Katılımın düşük olmasına randevu sistemindeki aksaklıkların yol açtığı belirtiliyor. Ben Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu durumu düzeltmesini rica ediyorum. 2 Ağustos'a randevu alan bazı seçmenlerse sistemin onları bir gün önceye attığı için geç kalmış sayıldı. Oy kullanamadılar. Bir hafta öncesinde randevu alıyoruz. 2 Ağustos'ta randevu alıyoruz. Bilgisayar sisteminde Yüksek Seçim Kurulu'nun arıza olduğundan dolayı ismim 1 Ağustos'a çıkıyor. Ben burada oyumu kullanamadan, vatandaşlık görevimi yapamadan geri dönüyorum. Oy zarfları diplomatik kuryeler ve parti gözlemcileri nezaretinde sayılmak üzere Türkiye'ye gönderilecek. Avustralya'nın yanı sıra Kanada ve Rusya'da da 2 Ağustos oy vermek için son gündü. Toplam 54 ülkede gurbetçiler pazartesi gününe kadar oylarını kullanmış olacak.